Aylar sonra Uşak Üniversitesi öğrencileri kampüsüne dönüyor. Geçtiğimiz dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan üniversitelilere Gitmedya yeni dönemden beklentilerini sordu. Üniversitenin geçtiğimiz dönemini nasıl değerlendirirsin? Çok zordu bizim için. Yurtları özellikle kapatmaları. Biz çok zorlandık. İlk fırsatta öğrencilerin ailelerin yanlarına gönderilip yurtların devlet nezdinde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim. Yeni dönemden neler beklersiniz? Sadece barınmak istiyorum. Ya artık son senem olduğu için pek bir umudum falan kalmadı ama hani en azından yani sizin gibi bir elime bir kamera alıp mikrofon alıp sokaklarda sahada bir çalışma imkanım olsaydı belki daha güzel olabilirdi. İnşallah daha güzel olur yani. Yeni dönemden neler bekliyorum? Akademik başarı bekliyorum. Tekrardan online yapmasınlar derslerimizi, başka hiçbir şey istemiyoruz. İyi geçmesini umarım, derslerden geçerim umarım. Eğitim anlamında güzel şeyler olmasını umut ediyorum. Çünkü son 3 senedir bayağı bir malum eğitimle alakalı sıkıntılar yaşadık. Umarım bir daha öyle olmaz diye umut ediyorum. O eski günlerimize iyi eğitim verdiğimiz, güzel mezunlar verdiğimiz dönemlere geri döneriz umarım. Öğrenciler için tabii ekonomik şartların daha iyi olması, yani ev kiralarının biraz daha uygunlaşması, teknoloji araç gereçlerinin daha verimli hale getirilmesi, öğrencilere daha artık hani ulaştırılabilmesi diyelim. Eğitim sistemi gerçekten kötü bir durumda. Hem liseliler için hem de üniversiteler için hoş bir durumda değil. Yani güzeldi tabii de depremden sonra tatil oldu. O biraz üzdü. İnşallah bir sıkıntı, yeni varyant falan çıkmaz. Devam ederiz okulumuza. Okulların kapanmasını istemiyoruz artık. Bir daha ara vermek istemiyoruz. Güzelce okula devam etmek istiyoruz yani. Bu sene örgün olsun isterim. Online olmasın yeterli. Şu an. Ben online olma taraftarıyım. Neden diye sormayın. Güzel bir dönem olur. Eğlenceli geçmesini istiyorum. Kısa sürdü. İlk senemdi zaten. Bu sene artık daha çok alışmaya çalışacağız. Online eğitimden verim alabildin mi? Yok, alamadım. O yüzden hibrite geldim. Yani bu dönemim aslında ders programım da yoğun biraz. Yani daha kolay olmasını bekliyorum bu sene. İkinci dönem çok zordu benim için. Bu sene daha kolay olmasını bekliyorum. Online hiç verimli değildi. Ben de arkadaşım gibi buraya hibrite geldim. Ama hocalarımız da bu sefer yüz yüze eğitim yapmadılar burada. Ya. Yine online'da devam etmek zorunda kalmıştım. Ya daha çok kaynaşmayı bekliyorum açıkçası. İlk dönem çünkü çok fazla verimli olamadı bizim için. Ne arkadaşlarımız için ne işte derslerimiz için. Bu sefer daha iyi olsun. Dönemi heyecanla bekledim. Memleketimde çok sıkılmıştım çünkü. Hatta birkaç gün erken geldim.